27 Haziran, 3 Temmuz. Kendi taratlarımla tasarladığım kartlarla size haftalık taratlar neler uyaracak? Tabii ki abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, biz de kalıyorsunuz güzel takipçilerim. Sevgili koçlar, özellikle şunu demek istiyorum. İsminde G harfi, N ya da R harfi biriyle ciddi anlamda bir tartışma ve iş meselesi tartışmalarınız söz konusu olacak. Ve burada sizi haksızlığa itebilir ve yalan yanlış ifadelerde bulunabilir. Bu harflerdeki kişiye bu hafta güvenmemenizi öneriyorum. Ve iş konunuzla alakalı da uzun süredir kadınlarla ilgili yaşadığınız bazı sorunlar net ve güzelliğe doğru gidecek. Ama sizin yapmanız gereken tek doğru şey ailede A harfiyle başlayan kişinin bir sağlık problemi, kalbinizde düşündüğünüz kişide K ve N harfi varsa bununla evlilik yoluna gideceğiniz bir evrede gözüküyorsunuz. Bu ara ev almak, alım satım konularımızla ilgili aile içerisinde tartışmalar, karmaşıklıklar, bazı gereksiz konular gündeme gelebilir. Dikkatli olunuz. Bir de şunu diyorum, güvendiğiniz, inandığınız insanlarla kurduğunuz bağlar daha sonra size tehditkar konuşmalara sebep oluyor. Özellikle de S ve E harfi evinize girip çıkan ve devamlı sizin alanınızda lafları başka insanlara taşıyor. Bu görümceniz olabilir, eltiğiniz olabilir. Bunlara dikkat edeceksiniz, ihmal etmeyin. Araç konularımızla alakalı aile içerisinde yapmak istediğimiz fikirlerimiz var. Ama der ki toprak alacağınız ve bu toprak çok kıymetli ve hayırlı olacağını size uyarıyor. Seyahat, birlikte bir seyahat yolculuğumuz var ve bu seyahat bizi biraz daha iyileştirecek. Ama bu hafta bu harflerde söylediğim insanlardan uzak durun. Kalbinizde isminde İ ve N harfi olan kişi size geri dönecek. Sevgili boğalar, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bu ara şöyle söyleyeceğim. B ve E ve L harfi olan bir yakın dostunuzla yapacağınız iş projesi, yapacağınız bazı süreçler size güzel bilinçlenmenize, sizi daha büyük rahatlığa eriştirmenize yardımcı olacak. Ya da yöneticiniz bu harflerde olabilir. Bir mekan değişikliğe ihtiyacınız varsa isminde F ya da C harfi olan bir kişi size iş konusunda çok büyük bir destek verecek ve iş kapılarınızı aydınlığa itecek. Duygusal hayatınızla alakalı noktada uzun süredir kırgın olduğunuz C ve Ç harfi olan ve Ş ve L harfi olan kişiyle de evlilik yoluna doğru gidecek ve ilişkimiz tekrar düzenimizi hayatımıza oturtacak. Ona şans vermenizi öneriyorum. Kalbinizde düşündüğünüz kişinin ismini hemen belirliyorum. Özellikle M ve N, T ve A harfi olan kişi sizi kalben düşünüyor ve hatalarının farkında, sihir gibi hayatınıza geri dönüş sağlayacak. İş konunuzla ilgili dengeli, özellikle Yunus, Yusuf harflerine uygun birinin size iş konusunda çok büyük bir destek olacağı, içinizdeki yaşadığınız boşlukları doğru şekilde oluşturacağınız gözüküyor. Yurt dışına niyetiniz varsa, özellikle Avrupa ülkesi, İngiltere, Fransa ve İtalya niyetiniz varsa, burada iş bağlantılarınızın güçleneceği, beklenmedik olaylara şahit olacağınız gözüküyor. Eşinizin isminde, eğer ki hanımınızın isminde diyorum, H harfi ve K harfi varsa bununla aile arasındaki yaşanacak krizler stresli, ihmal etmeyin. Sevgili ikizler, nasılsınız? Hemen sizin için çekiyorum. İş konularınızla ilgili güvendiğiniz, inandığınız kişilerin sizinle alakalı noktada hataları, özellikle yakın ekip arkadaşınız, mesela Esra gibi, Sema gibi, Serdar gibi, Sevgi gibi kişiden çok büyük bir destek alarak işinizdeki haksızlıkları aydınlığa kavuşturacak. Buna güvenmenizi istiyorum. Yeni iş arıyorsanız, özellikle aradığınız iş şirketinde D harfi, N harfi ve E harfi varsa bu iş kapınız gerçekten olumlu süreçte renk katacak ve imzanız oluşacak gözüküyor. Bu da size güzel fırsat yaratacak. İlişki konusunda kalbinizde çok güzel bir hazine var. Bakalım bunların harfi nedir? Hazinede özellikle
Şöyle söyleyeceğim. Z ve E harfi, Zeynep, Zeki, bu harflerde biriyle bir ilişki enerjiniz ya var ya da böyle bir ilişkiye enerji oluşacak ve bununla evlilik yapacaksınız ve bu evlilikte güzel bir anahtar sahibi olacak. Eski ilişkinizde özellikle burada harf olarak ne harfi olabilir diyorum. O ya da G ya da Y harfi varsa eski ilişkiniz size geri dönüyor ve bu geri dönüş size mutluluk ve huzur verecek. Bu ara aile içerisinde bazı kalp kırıklıkları, yorgunlukları olabilir. Özellikle kardeşler arasında bazı yaşanan haksızlıklara da açık olacağımız bir hafta. Eğitim ya da kendinizi geliştirmek istediğiniz kurslarla ilgili de belirleyeceğiniz noktalarınız var ve gerçekten de başarıya erişeceksiniz diyorum. Sevgili yengeçler, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bakıyorum. İlişki anlamında ruhunuzla alakalı bazı dengesizlikleri, gerçekleri görmek. Gerçekleri görerek bu ilişkiye doğru noktada adım atmak. Bakalım ilişkinizde ne gibi bir harf var? I harfi ya da N harfi ya da Koray gibi, Orhan gibi, ya bu harflerde Onur gibi kim varsa bu kişi ya da sizin bu harflerle bir bağınız varsa dengesiz giden iş, duygusal yönünüzü çok rahat bir şekilde oturtup hataları da geride bırakıp birbirimize ait çok güzel bir başarıyı tadacağınız gözüküyor. Bir de özel hayatınızla alakalı belki kadınlara sesleniyorum. Eşlerinize tatlı tatlı yalanlar söylüyorsunuz. Alt üst komşu arasında gayet dedikodular revaçta. Bu dedikodular dışarıya yayılacak ve siz suçlanacaksınız. Aman dikkatli olun. Bir de toprak, arazi, ev konunuzla alakalı imzanız atılacak. Ve bu imza sizi gayet hayırlı bir noktada feraha erdirecek gözüküyor. Evli çiftlerimizle alakalı noktada kırılan bazı kalp noktalarımız var. Özellikle de eşinizle aranızdaki olumsuz giden dışarıdaki etkenler evliliğimizi ciddi anlamda yıpratıyor olabilir. Bunu düzeltelim. Yeni ilişkiye başlayacaklar için özellikle gözleri çekik olabilir, gözleri renkli olabilir ve özellikle bunun isminde Ece gibi, Emre gibi, Erdal gibi baskın harf olan biriyle güzel bir ilişkiye geçiş yapacaksınız. Kalbinizdeki düşündüğünüz kişi gerçekten sizi seviyor ama onun değişken karakteri, huzursuz karakteri sizi mutsuz edebilir ama eninde sonunda zafer sizin. Sevgili aslanlar, nasılsınız? Hemen sizler için. Oo, duygusal pişmanlıklar. Mesela deriz ya, ben duygu anlamında hep yanlış hatalara yelken açıyorum ve bu konuda kendi dengemi bir türlü oturtamıyorum. Ben bu huzuru, bu mutluluğu imzasını atacak mıyım? Ben bu düzenin içerisinde tekrar varlığımı oluşturacak mıyım diyorsunuz. Şöyle söyleyeceğim, özellikle ikili ilişkilerde çok fazla özgüven ruhunuz var. Ona çok fazla emek verip değer verip psikolojik olarak yorgunluklara giriyorsunuz. Bak, bu kişinin acayip yetenekleri var. Yollarla bağlantılı işi, oturtmaya çalıştığı projeleri. Bu kişiyle bir enerjimiz tekrar oluşacak. Kişi de harf olarak belki şu an yolculukta olabilir. Mesela gideceği yolculuk Adana olabilir, Aydın olabilir, Ankara olabilir, Almanya olabilir. İş gideceği yolculukları var gözüküyor. O geldikten sonra bu dengeyi oturtacaksınız. Bakıyorum. Kalbinizde yeni bir ilişkiye başlıyorsanız yurt dışı vatandaşlık hakkı olabilir, kökünde göçmenlik farklılık olabilir. Böyle bir insanla çok güzel bir yeniliğe oluşturacaksınız. Peki iş konularınızla alakalı karmaşık ve ortamda acayip bir gerginlik var. Bir yandan bir sakinlik var, bir yandan çok yoğunluk var ve insanlarla iletişimde ani telaşlar var. Bu telaşlardan korkmanıza gerek yok. Bulunduğunuz noktada maaş konusunda bazı huzursuzluklarınız var. Bunlar toparlanacak. Mesela annenizde I, S, L harfi varsa ufak bir operasyon ve bu ufak operasyon biraz daha gerginlik yaratabilir diyorum.
Çocukları olan ya da boşanmayı düşünen sevgili aslanlar için yol ayrımı değişmeniz gerekiyor ve bu değişiklik size iyi gelecek olarak gözüküyor. Sevgili başaklar, nasılsınız? İyi misiniz? Evet, çok yoğun kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Çok yoğun bir iş alanınız var ve işinizle alakalı noktada köklenmek, burayla alakalı uzun soluklu var olmak ve buradaki kanatlarınızı güçlendirmek istiyorsunuz. Ve artık burada uzun yıllarki emek, eğer çünkü 3 yıldır çalışıyorsanız burada daha konumlarınız değişecek. Yalnız burası aile işi olabilir, 4 ya da 3 ortaklı bir sistem olabilir. Bu ortaklar arasındaki yaşanacak kriz biraz sizi yıpratabilir, dikkatli olun. Duygusal olarak baktığım zaman aynı ruhta buluşamayız ve kendimizi hep karanlığa atarız ya, kanatlarınız özgürce uçmak ister ve bir türlü yukarıdaki emri alamayız ya, artık tahtınıza, defterinize yazılan çok güzel bir kanat var. Bu kanat sizin evlilik yapacağınız ve kalben iyileşeceğinizi gösteriyor. Ve özellikle de bunda da şöyle söyleyeceğim. Mesela Hakan gibi, Hülya gibi bu harfler size aşk konunuzda ciddi destekler verecek ve bu destekler hani adil olmayan aşk hayatınızı dengeye ve huzura eriştireceksiniz. Ailemizin çözülmesi gereken mahkemesel konuları var. Boşanmak, mal mahkemesi, dengesiz giden olaylarda kalp kırıklıkları var. Bunlarla ilgili büyük bir mücadele ama sonu sizin haneniz için çok güzel aydınlanma, çok güzel başarılar yakalayacaksınız. Mesela Tarık, Tarkan, T harfi olan biriyle de güzel bir iş anlaşmanız ve bu iş anlaşması çok büyüyecek ve belli bir süre sonra duygusallığa dönebilir. Yalnız kalbiniz kime öfkeliyse ve bu öfkelendiğiniz kişiyle bir türlü bir araya gelemiyorsanız bununla tesadüf karşılaşmanız var. Sevgili teraziler, nasılsınız? İyi misiniz? Hemen bakıyorum. Yani sevgi adalet noktasında hakların ve düzenin size hiç gülümsemediği ve bu gülümsemeyen düzende kendinizi yarı alanda eleştirdiğiniz gözüküyor. Ve artık insanların göz bakışı, nazarı, yaptığınız işinin göze gelmesinden kaynaklı kendinize hani deve yükü vardır var üstünüzde, sırtınıza bir yük biner ve artık nefes alamazsınız. Böyle bir enerjinin içerisindesiniz ama der ki devenin altında nal var. Nal sizin üzerinizdeki bütün negatif enerjileri alacaktır. Siz evinize, iş yerinize ya da küçük bir nal taşırsanız nazar ve kötü enerji sizden gidecek. Çok güzel bir enerjiyle iyileşeceksiniz. Bu ara özellikle sevgilinizle aranız bozuksa bu sevgilinizle barışma. Bu ilişkiyle alakalı noktada güzellikler yaratacağınız gözüküyor. Bu ara ilişkinizle seyahatler, gideceğiniz yolculuklar ve bu yolculukta birbirimize ait gelecek planları içerisinde olan konuşma. Yani pasta kesimi, hayatı birlikte yemek, hayatı birlikte kutlamak, hayatı birlikte var etmek gösteriyor. Ayrıldığınız kişiyle ilgili kafanız deli divane gibi dönüyor ya, artık bu ayrılmış kişinin sizle ilgili hiçbir soru işareti kalmamış. Bu sayfa kapanmış ve siz onunla konuşup bu dengeyi iyileştirmek isteseniz de onun sizinle hiçbir bağı kalmamış gözüküyor. Kaderinizde özellikle şöyle söyleyeceğim. Muhteşem bir aşk olacak. T, A, U ya da R harfi belirgin bir insanla karşılaşma ve bu karşılaşma size birlikte güzel hayatı kodlayacağım. Mesela hayatınıza girecek insanın sanatla, müzikle ya da yazma ve yazma kabiliyetiyle alakalı güzel enerjileri var gözüküyor. Sevgili akrepler, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, bizde kalmayı unutmayın diyorum. Emeği güçlendirmek hemen bakıyorum. Bu ara işlerinizle alakalı gözlemci ruhunuz, çatıyı, işi, alanı ve etrafınızda güvenmediğiniz insanları çembere aldınız ve onların iyimser olduklarını ve iyi niyetinizi kullandıklarının farkına vardınız. O yüzden kendi kanatlarınızı koruma, kendi alanınızı ihlal ettirmek istemiyorsunuz. İşinizle ilgili bazı konularda terslikler, tartışmalar, bazı olumsuzluklar gündeme gelebilir. Özellikle bu olumsuzluğu yaratacak kişide de S,
Sinan gibi, Süleyman gibi, Sevgi gibi, Esma gibi S harfi belirgin olan kişiden iş konusunda büyük zararlar alabilirsiniz. Dikkatli olun. İlişki konusuna geldiğimde yeni başlayanlar için özellikle yeni başladığınız ilişki gözleri böyle çekik ama kahverengi, koyu siyah, kaş ve göz belirginliği, dudak belirginliği iyi olan, saçları hafif kıvırcık olabilir ya da saç önlerinde biraz sıkıntısı olabilir. Böyle biriyle muhteşem bir aşka yelken açacaksınız ve bu açılım sizin evlilik yoluna imzanıza doğru gidecek ve mutlu olacaksınız. Evli çiftlerimiz için baktığım zaman ben yanlış bir evlilik yaptım. Hayatımın en büyük pişmanlığını yaşıyorum. Ama çocuklarım için bu yolculuğa ve bu düzene cesaretim yok. Şapkayı masaya indirdim. Hayatı akışa bıraktım diyorsunuz. Evet, çok yorucu, çok stresli ama ilişki terapisti ve ilişkiyle alakalı noktaları belirlemeniz lazım. Yoksa düşünüp psikolojiniz ve hayatınız ziyan olabilir. Sizin de baba köklerinizden kalmış miras, hak konularında kardeşler arasında haksızlığa uğramak ve erkek kardeşleriniz ya da abileriniz varsa bu konuda sizi yok sayacak. Yasal haklarınız, yasal projeleriniz neyse bunu ışığınızda tutarak büyük bir başarıya oluşturmanız gerekiyor canlarım. Sevgili yaylar, nasılsınız? Sevgili yaylar, özellikle Ateş Burcu, Koç, Aslan, Yay etrafınızda bu tarz insanlar varsa İş alanınızla alakalı noktada çok güzel anlaşmalar. Bu iş anlaşması yurt dışı, şehir dışı, bağlantılar, yollar ve şeritler oluşacak. Ve artık işiniz, alanınız, mühür, patentiniz mühürlenecek, kurdele, aydınlanma söz konusu olacağı için anahtarlar size büyümeyi ve büyütmeyi. 3 kişilik ortaklı, 4 kişilik ortaklı, çok kişili ortaklı noktalarda çok güzel başarılar var. Çalıştığınız yer 3-5 kişi ve kalabalık yoğunluksa burada hak edilen mühürü kazanmış olacaksınız. İlişkiyle ilgili geldiğimde yalanlar, karmaşık hikayeler, ikiyüzlülük, gizlilik, var olan olayları mesaj, mail, posta adresi, gelecek telefonlar biraz kafanızı karıştırabilir ve ilişki hakkında soru işaretlerine maruz kalabilirsiniz. Ne olacak dediğimde birbirimizi affedeceğiz. Birbirimize tekrar sarılsak da bu güvensizlik sizi bayağı bir zorlayabilir ve zorladığı için de devamlı şüpheci bir tavır sergileyebilirsiniz. Yeni aşk isteyenler için bakın, yayın kalbe dokunuşuna bakın. Evet, muhteşem erkeğiniz ya da muhteşem kadınınız ölene kadar devam edecek. Tatlılıkta, hani yaşamdan ölüme kadar devam edecek doğru insanınıza gülümseme noktanız. Ve bu doğru insanın özellikle gözlük takma, gözle ilgili hassasiyeti ve ön dişlerinde geçmişten kaynaklı kırılma ve kaplama olabilir. Bu insan sizin kaderinize muhteşem şekilde dokunacak. Yalnız işi lider bir noktada, konum mertebesi, hatta der ki kendi krallığında, kendi tahtını, kadın da olsa aileden gelen kökler ve başarılar bu kişiye büyük aydınlanma, ferahlanma yaratacak gözüküyor. Bir de size ihanet eden kişi kimse geçmişinizden sizden özür dileyecek, af isteyecek. Artık bu af nedir bilmiyorum ama yeniden doğmak için başka biriyle doğmak en güzel gururdur diyorum. Ev alımı, satımı ile ilgili yoğun düşünceler, yoğun oluşumlar var. Hadi şimdiden eviniz hayırlı ve uğurlu ve bereketli ve şanslı olsun diyorum. Sevgili yaylar, sevgili oğlaklar, pardon, oğlaklar. Oğlaklar, oğlaklar, affedersiniz oğlaklar. Bakıyorum. Şu hayatta cesaret, güç, seyahatler, yani bu kadar enerjim, bu kadar hayatım yoğunken ben bu hayatta nerede tutunamıyorum? Yani bu bardak benim ama ben bu bardağa neden kavuşamıyorum dediğimiz soru işaretleriyle dolu bir döngünüz var. Hak veriyorum. Neden veriyorum? Bütün mücadeleniz, emeğiniz, yani burada katları sayarsak, yani şöyle söyleyeyim, Galata Kulesi bildiğiniz bayağı uzun. Yani son 10-12 yılınız tepe taklak.
ve bu tepe taklak artık size dönüşmesini ve pasta bereket ve aydınlanmak istiyorsunuz. Rabbim size bu pasta dilimlerini sunacak. Ama sizin tek probleminiz her şeyi ben yaparım deyip bütün sorumluluğu kendi evrenizde ve bütün gücü kendi emeğinizle hallettiğiniz için hani yedi parçaya bölünmek ve hiçbir şeye yetememek. O yüzden de burada duygusal boşluklarınız olduğu için ve ailenizin size desteksiz tavrı ne kadar arkanızda dursa da bazı parasal noktalarda desteklememesi sizin güven kırıklığınıza sebep. Evet, iyileşeceksiniz ama kendi başarınızla. İlişki konusuna geldiğimde kalbim bana öyle duayla inancı, kalbi, yüreği, merhameti doğru insanla konuşmak istiyorum diyorsunuz. Evet, hayatınıza hava burcu biri gelebilir ve kalbinize, hayatınıza taç takmanıza yardımcı olacak. Yani bu kişi özellikle de kısa isme sahip olabilir. İlker gibi, İlkay gibi, ne bileyim İlke gibi kadın erkek ayrımı yapmıyoruz, unutmayın. Bu kişi sizin hayatınıza dokunacak. O harflerde biri de olabilir. Yalnız ailenize ait özellikle Ali, Abdullah, A harfiyle başlayan erkek olan kim varsa kader çarkında kalp damar problemi ve sağlık problemi yaşayacağı ve bunlar onun için sıkıntı olacağı gözüküyor. Bir de dayı, anne köklerimizle alakalı burada bazı konularda anneniz çok yalnız kalmış. Çok mücadeleci noktada çok büyük haksızlıklara uğranmış. Ben annenizin arkasında durmanı, onu desteklemenizi istiyorum. Bir de annenizin diz ve kemik problemi var. Ona yardımcı olursanız sağlıklı olur. Evli çiftlerimiz için sevgili oğlaklar, ilişkide maskeden çok dürüst olalım. İlişki sevgi sevmiyorsanız sevmiyorum. Seviyorsanız seviyorum. Yani biz tatile yolculuğa da gitsek, gittiğimiz yolculukta devamlı bir gerginlik var. Bir akışa bırakın, bir ruhunuzu şifalandırın ve kendi ruhunuzu bulun diyorum. Sevgili kovalar, nasılsınız? Hemen çekiyorum. Yani aslında bu sene, bu yıl bitmeden özellikle 6. ayda karar verdiğiniz radikal konularımız neyse bu 3 ay içerisinde bu radikal kararlarınızın hepsi tek tek köklenecek. Güçlenme, büyüme, dengeyi bulma, yatırım, toprak, arazi, çürüyen her şeyi iyileştirme dönemi haftanız söz konusu olacak. Korkularınız geride kalacak. Yani ama burada der ki ev taşınması, mal taşınması, bazı değişmesi gereken konular, belki bu malınızı satmak gibi olabilir. Böyle bir kararınız var ama mal der ki kıymetli. Hançeri kendi ekonominize saplamayın. Biraz daha sabırlı, biraz daha kararlı olduğunuz takdirde burası size çok güzel bir noktada kazanç sağlayacak. Sattığınız takdirde kendi kendine mahkeme yapıp kendi kendinize kırılabilir ve incinebilirsiniz. O yüzden doğru karar. Aşk konusuna geldiğimde siz değişmekten yana oldunuz. Siz kendinizi bulmadan yana oldunuz. Güneşiniz gökyüzündeki var olan aşkı gerçekten değiştirerek, gerçekten size dokunarak oluşacak. Bu karı koca hayatınızda kötü giden bir evre olabilir. Anne baba arasındaki yaşadığınız krizler olabilir. Artık değiştik, dönüştük ve kendimizi doğru ifade ediyoruz. Eski sevgilinizle ilgili haber almak isteyenler ufak tefek haberler, ufak tefek kalp sevinçleri yaşayabilirsiniz. Ama onun yanı sıra size der ki o kişiyle barıştıktan 3 hafta sonra başka bir insanın enerjisi, başka sizi anlayacak bir aşkın enerjisi var. O aşk sizi tebrikler, güzelliğe ve huzura götürecek gözüküyor. Yalnız şöyle bir durumumuz var. Bu ara sağlık konularınızı, vücut halsizliklerinizi, enerjinizde bir daralma var. Bunları toparlamanızı öneriyorum. İyi gelecektir. Sevgili balıklar, nasılsınız? Dedikodu. O havada uçacak laflar, iş yerinde çekiştirmediğimiz, konuşmadığımız, hani aklımızdan kimi geçiriyorsak hepsini tek tek sorgulama dönemimiz olacak. Hem akıllı hem güzel dedikodularla yapacağız ama der ki başkasına soktuğunuz, başkasına cevap vereceğiniz şeyler bir gün size tek tek sorulacak. O yüzden gizli konuşmalar açığa çıkacak. Dikkatli olunuz. Duygusal olarak özellikle bu ara ilişkinizle ilgili meditasyon, ruhu şifalandırmak, ilişkiyle ilgili doğru yön alıp bereketi,
bereketlenmeyi, bereketli hayatımıza en iyi şekilde dokunmayı ve dokunurken de yeni sürpriz, çocuk, aile, düzen kurmayı temsil edecek. O yüzden bu hafta biraz daha şanslısınız. Biraz parasal konuda zamanında harcadığınız bazı borçlar, kredilerinizle alakalı sizi zorluyor olabilir. Ve bu zorlama, tekrar kredi çekmeniz, tekrar bu konuyla ilgili bir yapayım mı yapmayayım mı derken zorlanabilirsiniz. Biraz daha dikkatli olunuz. Ailenizin desteği ya da yakın dostunuzdan almanız gereken parayı doğru zamanında öderseniz sıkıntı yok. Burada bir borç var ama bunu ödemeyecek gözüküyorsunuz. Asıl sorun bu sıkıntı olacak. Aldığınız borcu yazın, alarmınızı kurun, ona göre uyarın. Evet, bu ara araç değişimi, özellikle eşiniz ya da sevgili hanımlar aracınızı değiştirmek istiyorsanız doğru bir zaman aracınızın değişimi size hem huzur ve hem mutluluk verecek. Bir de burada aile içerisinde harflerde daha çok E, N, I, L harfi olan kim varsa ondan çok büyük bir destek alacaksınız. Hatta sizi bekarsanız sizi biriyle tanıştıracak ve bu tanıştırma size evlilik kapınızı, elinizin yarım kalan bağlıkları bitip yepyeni bir yolculuğa hareket etmenizi sağlayacak. Sevgi ve mutlulukla kalın. Rabbim sizinle olsun. Allah'a emanet olun.